üretken belediyecilik dedik, kardeşliğin şehri Erzincan dedik. Çok şükür Necip milletimiz bugün gerekli cevabı verdi ve bu şehrin kardeşliğini böldürmedi. İnşallah yeni dönemde de belediye başkanımızla çok daha iyi bir Erzincan olacağına inanıyoruz. Ve inşallah Erzincan bu teveccühle birlikte, bu mutabakatla birlikte Doğu'nun parlayan yıldızı olacaktır. Buna inanıyoruz. Sizlerin destekleriyle, gayretleriyle çok şükür bugüne geldik. Hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyor. Aynı zamanda buradan Otluk Peri'ne, Ilıca, Tercan'a, Şavah'a hepsine ayrı ayrı selam yolluyorum. Çayırlı'ya selam olsun diyorum. Mercan'a selam olsun diyorum. Çadırkaya'ya selam olsun diyorum. Üzümlü'ye selam olsun diyorum. Çok şükür 31 Mart gecesi zaferimiz olacak dedik ve çok şükür bugün zafer elde ettik. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok saygıdeğer belediye başkanım. Ben zaten belediye başkan aday adayı hiç demedim. İnanmışız biz bunu kazanacağımıza. Onun için de bugün de belediye başkanım diyorum ben. Cumhur İttifakı'nın gönül fedaileri, can Erzincan'ımızın Kadir Şinas insanları, saygıdeğer hemşerilerim. Ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kazanız, kazamız mübarek olsun. Kazanan Erzincan olmuştur. Erzincan kazanmıştır. Bu tüm Erzincanlıların sevdasının gerçekleşmesi demektir. Cumhur İttifakı İl Başkanlarım, Sayın Milletvekilim, can Erzincan'ın yiğit insanları, hanımefendiler, beyefendiler, alanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Erzincan tüm asaletiyle burada. Erzincan 8 ilçesiyle, beldeleriyle, köyleriyle burada. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok şükür bir 5 yıllık daha yetkiyi sizler verdiniz. Allah'ın izniyle sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağım. Bu memlekette bir tarih yazılacaksa o tarihi bu kutlu davanın mensupları, siz değerli Erzincanlı hemşerilerim yazacaktı ve yazdı. Yazılan tarih kendi iradesiyle 31 Mart 2024 tarihinde şekillenmiş bulunmakta. Birlikte yönetim, ortak akıl, ortak fikirle buradayız. Şehrimizi önümüzdeki 5 yıl yine birlikte yönetmeye taliptik. İnşallah birlikte yöneteceğiz. Değerli hemşerilerim, seçim süreci yaklaşık 100 günlük bir süreçle sona erdi. Yarın kalktığımızda Erzincan'ın her bireyi hizmet noktasında adil ve eşit bir şekilde hizmet alacaktır. Birbirimizi kırmayalım, birbirimizi incitmeyelim, birbirimizi ötekileştirmeyelim. Biz her zaman birbirimize lazım olan, kardeşçe yaşaması gereken bir şehrin evlatlarıyız. Onun için kırılmış olabiliriz, kırmış olabiliriz. Özür dilemek erdemliliktir. Biz kimseyi incitmemek için elimizden geleni yaptık. İncinenler de varsa onlar da kusura bakmasın,
bizim kardeşimiz. Ama sağ olun. Bize mesafeli duranlar, bizi ötekileştirmeye çalışanlarsa kendi tercihlerini yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Biz onları bağrımıza basmaya hazırız. Lütfen onlar da bizimle birlikte bu şehri paylaşmayı, bu şehri sevmeyi öğrenmeleri gerektiğini buradan bir defa daha ifade etmek istiyorum. Hep birlikte güzeliz. Türkiye'nin mini bir yapısı var. Her görüşten, her düşünceden, her mezhepten, her etnik kökenden insanımız var. Her zaman söylüyoruz. Vatana ihanet etmediği müddetçe herkes başımızın tacı. Aynı zamanda Erzincan'da bütün görüşlerin, düşüncelerin, etnik kökenlerin, mezheplerin, meşreplerin, STK'ların temsilcisi olmaya namzet biriydim. Birinci dönemde gerekeni yaptım. İkinci dönemde de yapmaya devam edeceğim. Türk milletinin, Türk devletinin gelecekte bu topraklarda binlerce yıl kalabilmesini sağlayabilmektir. Onun için temeli sağlam atmamız gerekiyor. Fitneyi, fesadı bu memleketten silip atmamız gerekiyor. Yapılması gereken kardeşliğin temini ve tesisi. Başaracağız Allah'ın izniyle. Birlikte başaracağız. Birlikte mutlu olacağız. Erzincan'ımızı güçlü yarınlara birlikte hazırlamış olacağız. Onun için çok değerli hemşehrilerim, bugün gereken mesaj verilmiştir. Erzincan Cumhur İttifakı adayıyla belediyenin yönetimini teslim etmiştir. Ama bu yönetim anlayışımızda farklılıkları, ötekileştirmeleri bir tarafa bırakarak şehrimizi birlikte yöneteceğiz, beraber olacağız, güçlü yarınlarımızı birlikte oluşturup Allah'ın izniyle doğunun parlayan yıldızı haline şehrimizi getireceğiz. Erzincanlının, Erzincan'ımızın beklentileri var. Biz bu beklentilere cevap verebilmek için ivedi bir şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz. Yarınlarımızı daha güçlü, daha kudretli kılabilmek için kaynak oluşturacağız. Bu kaynakları sizlerle adil bir şekilde paylaşarak yol haritamızı belirlemiş olacağız. Merak etmeyin, Erzincan doğuda parlayan bir yıldız olmaya devam edecek ve cazibe merkezi haline mutlaka getirilecektir. Beraber olacağız, hep birlikte güçlü bir Erzincan olacağız. Değerli hemşerilerim, gecenin bu saatinde buraya toplandınız. Sizlerin her birine ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Yüzün yüzünden sağlam, canına sever Allah. Erzincan'ı karış karış gelsin. Erzincan'ı adım adım gelsin. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.